Ahmet Hakan Asosyalliğe asosyallik katıyor bu muhabbet. Pahalılık var, ekonomide sorunlar var, enflasyon büyük bela. Kurdaki artışa fren şart. Ülkenin en temel gündemi bunlar. Tabii ki 3-5 arkadaş bir araya geldiğimizde bu konulara odaklanacağız. Tabii ki sohbetlerimizin ana konuları bunlar olacak. Ama fakat lakin ben artık bu gündemden fena halde bunalmış durumdayım. Bir kere konuşulsa, iki kere konuşulsa, üç kere konuşulsa, dört kere konuşulsa asla şikayet etmem. Bin kere konuşulunca bunalmak kaçınılmaz oluyor. Üstelik hep aynı cümleler, hep aynı kelimeler, hep aynı vurgular, hep aynı yakınma biçimleri, hep aynı karamsarlıklar. Kısaca hep aynı minval üzere giden aşırı tek düze bir muhabbet. Tuzumuz kuru değil, tabii ki biz de etkileniyoruz herkes gibi. Ama yıldım, ama usandım, ama bıktım bu sürekli birbirini tekrar eden fotokopi gibi sohbetlerden. Üstelik konuşarak, yakınarak, ahlanarak, vahlanarak çözüme bir milim bile yaklaşma ihtimali yok. Kısaca hayatı ıskalatan bu baskın gündem yüzünden korkarım asosyalliğime asosyallik katacağım. Ekonomi gündemi Engin Rikat sahibi bir dostum yukarıda yazdığım ekonomi gündemi muhabbetlerinden sıkıldım temalı yazı için beni ikaz etti. Dedi ki: "Tamam, sağlam gerekçeler sunmuşsun ama yine de ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir süreçte bu tür yazılar yazılmamalı." Gayet iyi anladım kendisine ve sonsuz hak verdim. Hatta ve hatta bir adım ileri bile giderek şöyle düşünmeye başladım. Ekonomik sıkıntı var deniliyor ama restoranlar, AVM'ler, yollar dopdolu. Bu nasıl iş diye sormak bile hiç yakışık alan bir şey değildir. Bu tür yaklaşımlar sıkıntıyı yaşayan insanlarımızı fazladan üzer. İletişimde Erdoğan'ı neden örnek almazlar? Destekleyeni de desteklemeyeni de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir iletişim ustası olduğunu kabul eder. Artık şunu biliyoruz, Erdoğan bir meseleyi ahaliye anlatmak istediğinde, onu en yalın, en anlaşılır, en basit hale getirir. İçine öfkesini de sevincini de katar. Anlatımda kullanılması gereken her türlü unsuru kullanır. İletişimin altın kuralı olan bıkmadan tekrar etme ilkesinden asla sapmaz. Peki ya Erdoğan'ın siyaset arkadaşları? Onların durumu nedir? Orada tam tersi bir durum var. İletişim işini bir türlü başaramıyorlar. Yahu insan hiç değilse liderini örnek alır. Onun gibi yapmaya çalışır, onun gittiği yoldan gider. İktidarın uzak durması gereken cümleler. Almanya'da da aynısı var. ABD'de de enflasyon yüksek çıkıyor. Suriyeliler ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Afganlar giderse çoban bulamayız. Aday sıralaması bugünlük şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdilik adaylığa en yakın isim. Tabii Meral Akşener de H hey! derse. Parolası şu. Ben tek aday olmayacağım, altılı masadakilerle birlikte aday olacağız. Mansur Yavaş İkincilik onda. Peki istekli görünmek istemiyor, bunu da başarıyor. Ama top ayağına gelirse tabii ki aday olur. Parolası şu. Sus konuşma, sus konuşma, sus konuşma. Ekrem İmamoğlu Çok badireler geçirdi, biraz yaldız dökülmesi yaşadı. Fazla hareketlenmesinin yol açtığı sorunlarla boğuştu ama yarıştan kopmuş değil. Parolası şu. Meral Hanım tek umudum sensin. İlhan Kesici. Kasım'a kadar İsmet abi diye bir söz vardır. Siyasi literatüre girmiştir. Kesici bir tür İsmet abidir. Eğer işler bir çıkmaza girerse, eğer bir toparlayıcıya ihtiyaç duyulursa sürpriz olarak çıkabilir. Parolası beklemekteyim. Çok ayıp bir şey. Falanca aday Alevi'dir bu nedenle kazanamaz denildiğinde benim söylediğim tek bir şey var. Eğer bu ülkede kimliğe ve inanca bakılarak oy verilmiyorsa salın gitsin o ülkeyi. Hiç zorlamayın, hiç uğraşmayın. Çünkü o ülkeden bir cacık olmaz. Akşener'in hedefi CHP'yi tırtıklamak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü grup konuşmasını dinledikten sonra ben artık şuna karar verdim. Meral Akşener partisinin çeperliğini sağa doğru genişletmek yerine CHP tabanına doğru açıyor. Verdiği her mesaj CHP'den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP'nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var galiba. İstikrar, istikrar. Tanju Özcan yavaştan deliriyor mu ne? İstikrarlı bir şekilde. Esat Türkiye'yi uyarmış. Demiş ki, Sakın ha Suriye topraklarına harekat yapılmasın sakın ha. Okuduğum anda bastım kahkahayı. Esat ve kahkahalar ha 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 ha. Tam pazar eğlencesi. Adama bak yahu. Topraklarına egemen değil, Putin'den habersiz kahve içemiyor, İran'ın emir eri durumuna düşmüş ve buna rağmen Türkiye'yi tehdit ediyor. Ha 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 ha. Gerçekten ha 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 ha. Ahmet Hakan Ali Saydam Manipülatörlere alan bırakmamak için Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolarizasyonla mücadele ve yabancı yatırımcı portföyümüzün genişletilmesi için gelire endeksi devlet iç borçlanma senetlerinin ihracı hakkında önemli bir açıklama yayınladı. Tasarrufların TL cinsi varlıklarda değerlendirilebilmesini teşvik için alınan bu yeni kararlara göre gelire endeksli senetler GES için duyuru bakanlığı web sitesinden yapılacakmış. Talepler 15 Haziran'da toplanmaya başlanacak ve sadece gerçek kişilere sunulacakmış. GES, yatırımcılarına 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacakmış. Ayrıca asgari getiri garantisi sayesinde vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi de önlenecekmiş. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılmasıyla belirlenecekmiş. Hükümet özellikle de Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon ve döviz kuru ile ilgili adımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ne onların ne de vatandaşın işi hiç de kolay değil. GES konusunda ise talep toplama tarihi olan 15 Haziran'a kadar önümüzde yalnızca 4 gün var. GES'in anlatılması için bazı iletişim aksiyonları alınmaya başlandı. Ancak hızla ve doğru bilgiyle başlayan Bakan Nebati olmak üzere ilgili tüm kişilerin bu konu hakkında konuşmasına bilgi bilgilendirmesine ihtiyaç var. Belirsizliğin ya da müphemiyetin olduğu süreçler en zorlu zamanlardır. Her kafadan bir ses çıkar. Piyasayı provoke etmek isteyenler ortalığa dökülür bir çuval incir bu kötü niyetliler tarafından berbat edilebilir. Malumunuz ülkemizde de bu türden yaratıklardan bolca bulunuyor. O nedenle bunlara meydan bırakılmaması, konunun iyi anlaşılması ve tasarrufların bu araçla değerlendirilmesi için hedef kitlenin ikna edilebilmesi ancak 360 derece iletişim aksiyonları devreye alınmasıyla mümkün tek başına kamu spotları, ön yargıyla izlenen öncelikli eski adıyla zorunlu, bize sorarsanız genellikle sorunlu yayınlar bu kadar kısa sürede etkili olabilecek araçlar gibi görünmüyor. Onun yerine televizyon başta olmak üzere tüm kitle iletişim araçlarında, özenle seçilen mecralarda ve reklam kampanyaları gibi etkili yöntemlerle tüm soru işaretleri giderilmeli. Dün bu konuyu TVNet Ekonomi Şefi Semra Karabaş'ın programında Profesör Doktor Murat fermanla konuşma fırsatı bulduk. Karabaş'ın ve hocanın yorumları bizim için de son derece aydınlatıcı oldu. Ayrıntıları açıklanana kadar çerçeveyi daha iyi anlamak isteyenler internetten programı bulup izleyebilirler. Hangi kurumlar dahil olacak? Yani hangi kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirleri garanti gösterilecek? Garanti gelir oranı ne olacak? Akla ilk gelen sorular. Tabii sistemin nasıl işlediğinin de mutlaka anlatılması gerekiyor. Örneğin gelir garantisi sisteme dahil olan kurumun geliri ne kadar yüksekse kuponun getirisinin de o denli yüksek olacağı anlamını taşıyor. Bu ve benzeri avantajların ifade edilmesi, gençlerin teşvik edilmesi oranını da artıracaktır sık sık tekrarlarız. İş insanı müphemiyet sevmez. Çalışan belirsizlikten nefret eder. Yatırımcı müphemiyet gördüğü yerden uzak durur. İstikrar ve öngörülebilirlik algılama ve ikna sürecindeki en önemli unsurlardandır kritik kararlar alarak vatandaşa rahat bir nefes aldırmak için didinen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işin iletişim kısmını da sıkı tutarak gri alana müsaade etmemesi yeni kararlarını başarıya taşıyacak yoldaki en önemli taşlar olacaktır. Gözümüze takılanlar QNB Finansbank 2015'ten beri yeni kömür termik santrali ve yeni kömür maden yatırımlarına kredi vermiyormuş. Bundan sonra da aynı kararlılığı sürdüreceklermiş. Elini taşın altına koymak böyle oluyor işte. Şu müşterilerle çalışmıyorum demek büyük risk almak demektir. Öte yandan hedef kitle ve paydaşlar nezdinde itibara en büyük katkıyı da o sağlar. Akçansa, Toçey ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Çanakkale'nin Güzelim ilçesi Ezine'nin çocuklarıyla bir eğitim projesine imza atmış. Çanakkale'de yatırımı bulunan firma toplumsal fayda sağlamaya kendi çevresinden başlamış ve seçtiği Benim Mahallem adıyla da bu niyetini çok güzel özetlemiş. Projeyle bin çocuk, atık ve geri dönüşüm, cinsiyet eşitsizliği ve akran zorbalığı konularında pedagoglardan eğitim almışlar. Firmaların çevre konusundaki projelerini alkışlamamak mümkün değil. Ancak Akçansa'nın bunun da ötesine geçerek çocukların yaşadığı akran zorbalığı sorununa da eğilmesi önemli ve farklılaştırıcı bir adım olmuş. Paşabahçe, Erenköy'deki deneyim mağazasında fiziksel ve dijital alışveriş deneyimlerini birleştiriyormuş. Fizikseli anladık da işin dijital kısmı nasıl oluyor derseniz şöyle. Özel geliştirilen mobil uygulama ya da mağaza içindeki 7 interaktif dijital ekran üzerinden hediye bulma sihirbazı, stok kontrolü, istek listesi, hangi ürünün nerede olduğunu görmek için navigasyon gibi dijital çözümler kullanılabiliyormuş. Dijital dönüşümün mağazacılıkta nereye gittiğini görmek isteyenler bu örneği inceleyebilirler. Ali Saydam